Fatih'i aradım yoksun, Lokal'i aradım yoksun. İnsan bir haber verir, geç geleceğim der. Ona göre ben merak de... Merak mı ettin? Ettim tabii. Ortalık karmakarışık, bilmiyorsun sanki. İçmişsin. Evet ama azıcık. Gazeteler arkadaşlar ısrar ettiler. Sadık, bak bugünlerde dikkat et kendine. Eli kulağında işte, bugün yarın yoldadır. Özür dilerim hayatım, haksın. Yazımı koymadılar. Ona canım sıkıldı biraz. Ben de baktım bugün yoktu yazı. Yeni yazı işleri müdür. Korkusundan. Boşver. Rakı var mı? Yok. Neden? Hepsi ben içtim. Malum iki canlıyım ya, bana mısın demiyor kocaşı. Sadık bak kızıyoruz ha. Tamam tamam. Of çok sıcak. Canavar nasıl? İyi. Bugün bir kasıldım. Hah dedim geliyor, niyetlendi bu. Sadık canavar demin şuna ya kız olursa? Olsun. Gelsin artık. Yarın gidip öğlen yatarız hastaneye. Gelsin gelsin de bu akşam değil. Sarhoş sarhoş mu alacaksın onu kucağına? Vallahi vermem. Düşürsün sen çocuğu beyin üstü. Düşürmem. Düşürmem. 3 tane kahve içerim. Üstü düşürmem onu ben. Babasının güzelidir o. Hadi prova. Al yastığı. Sırtından değil. Daha ense kökünden. Baş aşağı düşmeyecek. Dur. Allah kahretsin. Tamam, tamam. Şimdi taksi buluruz. Hastane 5 dakika uzaklıkta. 5 dakika deme sağlık. Doğrasım geliyor. Hilmi abi Arzu doğum yapıyor. Ya gideyim abi, yine ne yapacağız? Tamam. Yürü. Tamam. Derin derin nefes al. Nefes aldım bak sağlık. Tamam. Tamam bir tane. Geçsin. Şimdi bir taksi buluruz. Gel. Gel abi. Tamam tatlım, tamam. Taksi! Taksi yok mu? Yardım edin! Tamam Sadık, biraz daha in. Yardım edin! Tamam. Hoca, yoldan bir araba geçmez mi ulan? Allah kahretsin! Neredesiniz de biriniz köperdiniz mi? Sadık çok kötü. Sadık yüreğe dur. Benim elim. Tamam. Tamam gel canım gel. Gel. Dön. Dön bakayım. Dön. Dön gel. 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 Sadık seni biliyor. Sadık bir şeyler yaptı. Ne yapacak? Yardım edin!
Hemşerim ne oldu, kaza mı? Karım öldü. Bebek doğdu. Çok kan aktı. Kimse yok. Kimse yardım etmedi. Can kurtaran çağıracağım. Herkes nerede? Darbe oldu. Budur mu? Gene ne zıplıyorsun deli deli? Hadi gel bakalım ikmeğini ye. Gel. Zıplamıyorum. Kontrol ediyorum. Ne sebepten? Cüceleri yakalamak için, o sebepten. Ben arkamı dönünce canlını fırlıyorlar kitaptan. Ne cücesi be? Sen kendini sandın herhalde. Senden başka cüce var mı burada? Var, sen görmüyorsun. Saklanıyorlar. Gülver'deki bir de Alice'deki cüceler. Alice büyüyünce öbürleri cüce kalıyor ya. Hangi Alice? Hani senin gözünün üstüne şişeyle vuran o çocuk bu. Öyle. Hem vuramamıştık hem bu Alice kitaptaki kız. Sen bilmiyorsun. İyi bakalım hadi. İyi yemeğini ye. Fatma anne. Fatma annesi kurban. Dün babam karne parası vermişti. Red kit alsak ya gazeteciden. Orada da Cevat Altan var. Küçük diyor. Baban gelsin gidersiniz. Nasılsın Fatma abla? İyi. Uyumuş mu bu? Aa, görmemişim. Ölen ayran işteydi. Vay vay vay, terlemiş. Patlıcan biber kızartayım dedim. Seversin sen. Ama yaz gibisi yok. Yemesi içmesi en kolay zaman. Bir de karpuz kestin mi? Oo. Anneannesi geldi mi denizin? Ama geldi. Şeytan görsün yüzü. Bir afur, bir tafur gene. Gitti. Kavga mı ettiniz? Ama ne kavga edecekmişim onunla ben? Döndürdü dolandırdı, aynı lafları etti durdu. Yok Deniz'i görünce kızı aklına düşüyormuş da... yok evlenmeyesiymişsiniz de bilmem ne. Yalan dolan.
Ha, uğraşamam demiyor da kim gidecek gezmelere, tozmalara? Gene Bodrum'a gidesiymişler. Denizde barabar gelsinmiş. Yarımaz. İyile. Ha bir de yarım kilo kıyma getirmiş, çocuk küfte isinmiş. Bak. Dedim babası onun her bir şeyini tamam ediyor. Bu sütünü eksik etmiyor. Öyle köfteyle ciğerinle olacak şey mi o? Ey demiş miyim? Bir de karne hediyesi göğne kalmış. Aha çocuğun dizlerine gel. İyi dedim. Keyer 3 sene sonra. Sen daha az değilsin hani. Deniz ne yaptı? Alice'in Hazineleri mi ne diye bir kitap okumuş. Onu anlattı durdu. Bir de küçükçe o kitabı alacakmış. Karne parasıyla. Derdi gücü okumak. Ama hiçbir eziyeti yok benim kuzumun. Ne oldu? Ne dediler? Fatma abla, biz gidiyoruz. Konuştuğumuz gibi. Unutma. Durum zor. Bizi bileydenler. Allah cezasını verir. Tamam Fatma abla. Ben kızartmayı yapayım. Buraya birikmiş param vardı 2 aylık. Onu koydum. Ya işte bunu ben bugüne kadar verdiklerini sayarım. Fatma abla, al bunu. Ara sıra belki gene gelirsiniz. Evin tozunu neyin alırım. Gelirsiniz değil mi? Fatma abla, dönmeyeceğiz bir daha. Kızartmayı yap benden. Günaydın. Uyumuşum ben be. Sabah çok erken kalktık ya ondan. Baba. Hmm. Bu tren kaç yapıyordur? 100 mü? O kadar yapmaz. Arabaları geçemez o zaman değil mi? Ama yine de hızlı. Uyanınca direkleri saydım ama 80'e kadar. Sonra bir hızlandık ben. Böyle 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 hepsini şaşırdım. Keşke tabancamız da olsaydı. Neden o? Apaçlar treni soyarsa diye. Ağaç üstü deviriyorlar ya, tren duruyor o zaman. Herkesin de altınlarını çalıyorlar. Bizim altınlarımız olmadığına göre mesele yok demektir değil mi Deniz'ciğim? Sen değil çocuğum, değilsin. Al bakalım. Ben zamanında çok heyecanlıydım Deniz'ciğim. Ama artık kaldıramıyorum. Kapıdan fazla uzaklaşma. Kahraman kovboy Deniz silahlarını doğrulttu. Treni soymaya gelen apaçiler gafil avlanmıştı. Korkuyla ellerini havaya kaldırıp teslim oldular. Kahraman kovboy Deniz'e kimse karşı koyamazdı çünkü. Polisler gelmiş. İyi yolculuklar. Kimlik kontrol. Yakışıklı kim, oğlunuz mu? Hı hı. Hayırlı yolculuklar. Şimdi Deniz Bey, konuştuklarımızı bir kere daha hatırlayalım mı? Unutmadım ki.
Neler konuştuk say o zaman. Eve gittiğimde çok soru sormayacağım. Üstü duracağım. Eğer siz kavga ederseniz üzülmeyeceğim. Çünkü dede biraz değişik birisi. Herkes çok kalabalık. Çok büyük bir aile. O bizim ailemiz ama onların problemleri var kendilerinin de. Kendi aralarında da. Evet. Amcama niye böylesin diye sormayacağım. Çünkü amcam yani senin abin hepimiz gibi değil. Biraz yavaş anlıyor her şeyi. Ama çok iyi birisi. Çocuklarla kavga etmeyeceğim. Dedem o beni sevene kadar dede demeyeceğim. Belki baştan beni sevmez. Onu üzülmeyeceğim. Ama sonra severse ona dede diyebilirim. Soruyorsun Deniz. Sen beni sevmiyorsun artık. Ne? Hiç. Baba elimi sıkıyorsun. Öyle mi yaptın? Affedersin. Dur Deniz. Deniz dur. Deniz. Evde yoklar, bahçeye gitmişlerse. Gelirler o zaman birazdan. Öyle mi diyorsun? Sen nereden biliyorsun? Her şeyi bilmek zorunda mısın? Ne yapacağım ben seninle? Kahraman. Sen benim dedem misin? Sadık! Oğlum! Ana! Küçük ağam! Hangi rüzgar attı seni buralara? Çeneyi bıraktı atı aram. Nerede hayvan? Haber verseydiniz keşke. Yavrum, yavrum benim. Hatırladın mı beni? Ha? Babaannem ben, babaanne. Sakin ne kadar büyümüş değil mi? Ha? Kaç yaşında oldun sen? Sadık, Sadık nereye gidiyorsun? Sadık! Nereye gidiyorsun? Bırak gitsin diyoruz. Hele bir git peşinden. Bak bakalım girebiliyorsunuz mu ikiniz de bu eve? Sadık.
Bu sefer ben de geliyorum. Andolsun ki gelirim Sadık. Sakine! Kız bavulu hazırla. Bir kere gittin sen buradan Sadık. Bir kere. Bir daha olmayacak. Nah şuraya yere yatarım. Beni çiğner öyle gidersin bu sefer. İlkinde sesim çıkmadı. Ama bu sefer yatırır döverim seni. Hiçbir yere gitmeyeyim. Deniz, hadi gel gel. Geç önüme. Hadi çıkalım merdivenleri. Ha. Beğendin mi sen bizim evi? Git git. Aa, oradaki kapı işte. Küçük Deniz ve babası korkunç bir cürü lanetlediği ormandaki kapıdan geçmek zorundaydılar. Yol boyunca kötü büyücünün zamanileri Deniz'i babasından çalmak ve lanetli kuyuya atmak istediler. Deniz bunu anladı ve hiç korkmadı. Çünkü kahraman babası onun yanındaydı. Yorgunsunuzdur siz. Ha? Soyunun dökünün. Aç mısınız? Yemek yer misiniz? Ha? Ne yapsak acaba? Hadi ben çıkayım. Dur Allah'ım bayramım olsun bugün. Bayramım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma Sakine abla. Selamlaşamadık bile. Olsun olsun. Kusurum olurmuş gari. Hadi Sakine. İnelim aşağıda. Hindibağı yapalım Sadık seve. Bölünce de vardı dünden. Biz aşağıdayız. Siz soyunun dökünün gelin hemen. Tamam mı? Ha, bana bak kız koşturalım da şu tavukları keselim. Suyuna da çorba yapalım torunum. Torun diye veresiymiş dillerim. Bugünleri göreseymiş gözlerim. Babanı düşünme sen. 3 gün sura dede, sonra şey de. Deli adam ne yapacak? Halledeceğiz biz her şeyi değil mi? Halledeceğiz anne. Fotoğrafın aynısından bizim evde de var değil mi baba? Bizim evimiz artık burası Denizciğim. Alışmaya çalışsan iyi olur babacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Mahsul birden mahsul ikiye. Mahsul birden mahsul ikiye. Duyuyorsunuz mu kız? Anne sen misin? Duyuyorum tamam. Ha gelinim. Orada mısın? Salim orada mı? Tamam. İçeride anne ne diyeceksin söyle ben diyeyim tamam. Sadık geldi kız Sadık. Ama. Ne? Tamam. Salim'i de al, çocukları da al gelin. Yemek pişiriyoruz. Hadi hemen gelin. Tamam. Ey anne hepsini geldirem de gelem. Denzeme de söyleyeyim mi? Tamam. Ben söylerim. Hadi oyalanmayın. Koşun kız koşun. Tamam. Thank you.
çorba da koyayım. Sen hiç yedin mi bu börülceden? Yiy bakayım beğeneceğim mi? Hadi başlayın, siz beklemeyin. Onlar anca geliyorlar, hadi. O tavuğu yemem ben. Neden? Sen o tavuğu kestin de ondan. Tavuk bu çocuğum. Elbette ki kesilecek. Afiyetle de yiyeceğiz değil mi? Ha? Antika çocuk bu. Antika değilim ben. Annem. Siz bu telsizi yeni mi aldınız ya? Evet, baban aldı. Modamış şimdi. Parasız da telefon gibi konuşuyoruz. Deniz'e de öğretir misin onu? Öğretmem mi hiç? Çalışıyor mu o? Çalışma mı hiç? Gel göstereyim, gel gel benim. Gel. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Çık. Heh. Bak. Kim konuşuyor bununla? Biz konuşuyoruz öteki çiftliklerle. Sen polis misin? polisim tabii. Hırkızları yakalıyoruz burada. Bak şurada Poder yazıyor ya. Evet. Heh, ona basıyor. İyi akşamlar baba. Ben kahveye gidiyorum Nurhan. Hoş bulduk baba. Olacak bu baştan. Az ses etme. Tükürükle boğarım onun ben ya. Az bir durulsun ortalık. Biz geldik. Dede biz geldik. Ay yaşa. Kaçıyor musun? Ha, koşun hemen koşun. Topladı mı sizi o anen? Baba, Sadık yemiş. Eyvok yemiş. Kusurma Salim garisinde. Ağzını köpürüyor sinirden, baksana ya. Hüseyin! Atla mı gitti o? Tut şunu. Gel bakayım, koş bakayım. Gel bakayım, koş. Ne? Kupere mi kullanmışsın? Kızım koşma demiyor musun? Kızım edin gene bana. Bunu çekelim ya, babası hariç. Sadık. Şey bakayım. Abilerin en güzeli. Abesini. Hadi geçin geçin. Abesini. Aman ey. Bu mu bizim canım ha? Gel bakayım. Gel bakayım elimi. Amcanım ben seni. Hatırlıyorum değil mi? Kusura bakmasınız artık. Baba. Yanma ama şimdi. Ne özledi ya fakir. Salim lan. Yap bakayım. Aa koca adam. Çocuklar var burada, ayıp. Ne yapayım kız? Duygulandım ben. Aa yapma ama. Kusura bakma gari Sadık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yengenim ben senin. Öp bakayım. Hanife benim adım. Anam fareler kemirmiş dişlerini ya. Gel bakayım. Hüseyin bu. Dedenin isminden hani. Gel kızım. Bu Ayşegül. De bakayım. Ayşegül. Anam ezber etmiş. Hadi amca çocuklarsınız siz. Hadi bakalım. Danışın. Arkadaş olun. Görüyor musun? Bugün bayramımız olsun bizim. Bütün evlatlarım burada. Bir tek teyzeniz eksik, o da gelir şimdi. Oraya değil, oraya değil. Gümbeyaz oturacaksın. Güzel duygulanıyor kız anne. Ufacıktı buradan gitti bu. O kadar da değil. Kocaman adamdık be abi. Ya, kaç sene oldu? İnsan duygulanıyor görüverince. İyi Salim anladık. Duygulandık hepimiz. Bitti tamam. Ay söyler garip bir vakit bu. Söyler ya. Ha? Teyzeniz de geldi. Tam olduk şimdi. Teyzeniz geldi. Bak nasıl çarpıyor kapıyı. Kıracak deli. Kuvvetini mi deniyorsun kapıda kız abla? Ana. Eşeği nereye bağlamış? Çiçeklerimin yokuz. Burada mı o sevimsiz koca? Buradaysa hiç girmiyor. Kapıdan sağda bir hoş geldin diye. Kahveye gitti. Durmadı evde görüyor musun sen? Daha ilk geceden kapıları çarptı gitti. Bir afur bir tafur. Dursa şaşarım. Gidecek tabii. Yüzü yok çocuğa. Bak giriyorum. Yalansa. Kız girsene içeri. Ben deli miyim sana yalan söyleyen?
Ay bir de sizi çekeceydim kavga gürültü. Girin bari. Hoş geldin teyzeciğim. Herkes geldi. Tam olduk. Tam büyük olduk. Teyze en son gelecek tabii. Ağır misafir bu akşam. Gel Deniz. Bak teyzenle tanış. Bu son. Merhaba. Memnun oldum. Dillere bak. Dillere. Şu güzelliğe bak. Hadi kızım bitir onu. İyi. Ne zaman gördük kız biz bunu en son? El kadardı. Sus kız. Otur. Dur anlatayım bari. Denizciğim, sen doğdun, baban 2-3 sefer seni İzmir'e getirdi bize göstermeye. 2-3 sefer de biz İstanbul'a geldik dedenden gizli, hatırlıyorsun ya. Ha, sakın ağzından kaçırma, iyi mi? Ha, biz seni ilk sefer görüyormuşuz gibi, iyi mi? Neden dedemden gizli? Dedem bizi sevmiyor değil mi? Üzülme çocuğum. Deden olacak o domuz kimseyi sevmedi ömrü hayatında. Aa, abla ama o kadar da şey etme. Birinin babası birinin dedesi benim de kocam bir yerde. Sordu çocuk ne yapayım? Bilsin her şeyi. Ney? Tamam. Tamam mı babaannesinin gili? Dedeye söylemek yok seni gördüğümüz. Ben söyleyeceğim. Söyle de bakayım ne oluyor o zaman. Ben dedenin kulağından tavandan çivilerim. Bir daha da indirmem ölesiye kadar. İyi Gülbeyaz yenge, sizi de gördük ya dünya gözüyle bu evin içinde. Ölsek de gam yemeyiz gari. Yemin verdim ya girmeyeceğim de ye. Bakma Sadık geldi. Köpeklere ekmek atarız, günah yazmaz Allah. Kız sakin he. Kalkarsam yukarı. Koca kadın utanmıyor benden alay geçsin. Sadık, anlat bakayım hangi rüzgar attı? Gideceğiniz mi hemen kalacağınız mı bir vakit? Vallahi gelmek lazımdı artık be teyzeciğim. Deniz büyüdü, kocaman adam oldu. O sizi, siz onu tanıyın, tanışın istedim. Doğru bir yerde. Geç bile kaldınız. İyi olacak, iyi. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Önümüzde koca bir yaz var. Baban o senin evladım. Azıcık sen onun huyuna gideceksin, azıcık o senin. Barışacağınız gari. Hay, duy da inanma. Sadık gider gitmesine de Hüseyin Efendi ile azıcık zor. Huysuz adam, huysuz. Bak Sadık, sen de benim bir evladımsın. Baktın olmadı burada. Saniye durma. Kaç gel bana. Koca ev. Aman sen de fiştikleme şimdi Gülbeyaz teyze. Ben bir banyoya gidip geleyim. Şimdiye anlatayım ben sana küçük oğlan. Hepsini iyi belli de ona göre bil. Ne var kız? Bilsin çocuk şeceremizi. Şimdi bu senin dedenle biz küsüz. Babaanneyle ben kardeşiz ya. Bizim vallahi ortaktı. Babamdan kaldı. Senin bu deden babaanneyle evlenince zamanında benim iki sıra ağacımı kendi bahçesine kattı. Benim hakkımda ha, tapusu var çarşaf gibi. Gülbeyaz, çürüsün müydü Mahsur? Ha? Her sene sana yollamıyor muyuz biz Mahsur'u? O rahmetli kocan sahip çıkaydı ağaçlara gidip pişmiş oynayacağına kahvede. Ölmüş adamın arkasından konuşmasana kız Nura. Ne var herkes biliyor. Ay tamam iyi. Sakin ne? Allah'ım börek mis gibi çarşafları da sereyim sana. Sen ya bu bizim yer yataklarını biliyor musun bizim oğlan? Mis gibi bir uyku çekeceksin şimdi. Hadi gel yat. İyi ki misafirler gitti değil mi Denizciğim? Ha, car car konuşup kafasını şişirdiler oğlanın. Haydin yat bakalım sen yorgunsun. Uyu. Yarın akşam ben sana masal da anlatacağım. Tamam mı? Heh. Yarın da kalacak mıyız burada? Anne dışarıda biraz konuşabilir miyiz? Konuşuruz yavrum, konuşuruz. Günler torbaya mı girdi? Hadi siz şimdi yorgunsunuz, yatın yarın konuşuruz. Heh. Anne konuşmamız lazım. Konuşacağız yavrum. İlk geceden çocuğu yalnız bırakma, korkutma. Aa, konuşuruz yarın. Hadi iyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Haydi. Anne. Hadi, gelmeyen mi yatmaya? Geleceğiz tabii, gelmeyeceğiz mi? Laf. Hmm.
Ne oldu? Niye yatmadın yerinde? Sert sert orası. Çarşafları da sabunlu sabunlu kokuyor. Daha iyi değil mi işte? Temiz temiz mis gibi. Hadi git yerinde yat Deniz. Burada yatsam. İyi, ben orada yatarım o zaman. Baba gitme. Deniz bırak. Sen beni sevmiyordun artık. Burada bırakmaya geldin değil mi? Ben yarın gideceğim. Trene binip gideceğim. Annenin yanına gideceğim. Tamam. Sevmiyorum burayı ben. Tamam. Eskiden yanında yapmaya gelince istiyordun. Şimdi sevmiyorsun tabii. Git diyorsun. İçme şu zıkkımı odada. Kokuyor her taraf. Ne gelmiş bunlar? Söyledim sana bir şey. Gelecek tabii. Evi burası onun. Elin gavuru sanki. Evladın o senin Hüseyin Bey. Bunlar değiyor bir de. El sanki. Evlatlığını bileydi o vakit. Biz onu ziraat okusun diye gönderdik İstanbul'a. O ne yaptı? Gazetecilik okuyacağım dedi. Anarşik oldu. Bu mu evlatlık? Bana bak. Andolsun ki kavga edin. Hele bir gitsinler bu evden senden ötürü. Ben yemin verdim gideceğim peşlerinden İstanbul'a. Yuk çenene otur. Bu sefer ezdirmem bu çocuğu gari sana. Andolsun ki boşarım seni bu yaştan sonra. Del del konuşma be. Konuşurum. Hele bir davran. Nah burana el basem de gör. Sadık mahpuse girdi çıktı duymadık bile. Bir yaşına gelene kadar Dorun'dan bile haberimiz yoktu. Ne küslükmüş bu be. Düşman olsa çat diye çatlardı ortasından. Süt anne ellerinde büyüdü fakir. Nereye gidiyorsun gene? Sigara içeceğim. Sakın içeceğim. Hiçbir şey görmüyorsun. Hiçbir şey duymuyorsun baba. Dünyada ne oyunlar döndüğünün farkında bile değilsin. Sen bayanın kölesi oldun. Hiçbir şeyin kölesi değilim ben. Lafını bil de konuş. Tabii. Sen koskoca Hüseyin Ağa'sın değil mi? Emrinde köleleri olan. Terbiyesiz. Senin köle dediğin o adamların hepsi bizim insanımız. Hangisinin sigortasının şeyini eksik ettik? Ha? Hangisini soframızdan ayrı tuttum? Hiçbiri senin ettiğin bunan körlüğü etmedi. Sermaye diye diye düşman oldun o bahçe. O mal mülk okutacak seni İstanbul'da. Haberin var mı? İstemiyorum senin paranı. İsteyeceksin. Ziraatı bitireceksin. Gelip çiftliğin başına geçeceksin. Benim bunca emeğim, bunca gayretim kimin işler? Deniz'in kahraman babası bir anda yok olmuştu. Deniz anlamıştı. Kötü büyücü babasını da o kuyuya atmıştı. Deniz'i yakalayıp attıkları kuyuya. Sen de? Tuvaletim var. İyi. Hadi git gel o zaman. Deniz. Ne dedik ama? Kocaman adamsın sen. Arka avluya gitmeye korkuyorsan bahçeyi yap. Hadi Fıdır gitsin. Korkmuyorum. Bahçeyi yapmam ben. Burası başka evde ondan. Tamam ya. Kahraman Deniz, babasına ne kadar cesur olduğunu kanıtlamak için büyük avluya gitmeye karar verdi. Gecenin bütün yaratıkları onu korkutmak için sözleşmişlerdi adeta. Ama cesur bir çocuğu hiçbir şey yolundan döndüremezdi. Git yat yerine hadi.
İşte benim gizli hazinem. Bunların hepsi benim. Ne oldu, yaptın mı? Aşağıda gizli bir oda var. Kimsenin girmesini istemiyorlar. Ha Deniz, ha. Hadi oğlum, hadi babacığım. Yat birazcık uyuyalım, hadi oğlum. Yakalasak da, kanadını kolunu yolsak, assak kazana pişirsek de yiysek. Nerede kız? Yakala da iyi verelim. Nah şuraya kapının arkasında bir denek olmuş. Koş yakalayalım. Oğlum burada dağılmış. Ay kontrolü çıkacak. Ay kuş. 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 Baban kalkmadı mı? Gitti ki oğlan. Daha. Hasta mı ne? Erken kalkardı ya. Yoldan geldi, yorgun tabii. Ses etme, uyusun az da. Gel, gel bana. Bak, sen şu arkaya bir avluya gitsene biz kahvaltıyı hazırlayana kadar, büyük avluya. Ha, atlara bak bakalım, yemeklerini yediler mi? Hadi ama, hadi gel beraber gidelim ha. Bakalım. Kayfaltısını yemeyen at varsa kulaklarını çekelim ha. Yürü, yürü. Koş, 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 koş. Hadi. Maşallah. Hepsinin pabuçları sapasağlam. Atlar pabuç giymez ki. Giyer. Ama sen göremezsin. Neden göremem? Anne Deniz nerede? Şş, gel gel. Oradan göremezsin. Gel yakından bak. Hani? Oradan da uzak. İyice gel bak. İbrahim. Gördün mü bak, babuçları bu işte. Ne al bu? Bildin mi şimdi? Hakikaten. Demirden pabuçlar. Yapıştırıyor musunuz siz onları? Öyle mi? Komik oğlan. Yapışır mı? Çiviyle çakıyoruzdur nane. Acımaz mı? Acımaz. Et yok orada. Dırnak bu. Çakmazsınız ne olur. Esas çakmazsak acır ayağı taşa sürttü mü? Korktun mu be? Erkek adam korkar mı hiç atlardan? Korkmadım da birden böyle yapınca ağzıyla da. Boş bulundu küçük oğlan. Adı var mı bunun? Adı mı?
At işte, adı yok. Sen koy bakayım adını. Düldül olsun. Yaşa be küçük oğlan. Nereden buldun bu güzel adı? Kitapta vardı, çizgi romanda. Red Kit'in atı. Düldül olsun mu? Olsun ya. Sen kitap mı seviyorsun okumayı? Seviyorum. Atları da çok seviyorum. Ya, atlar sevilmez mi hiç? Sen gel, ben sana hep sevdirem atla. Teşekkür ederim amca. Amca mı? Dedenim ben senin ya. Amcalı neymiş? Bir kere de dedeyince kızdın ama. Kızmam. Kızar mıyım hiç? Sen de bana. Ben kızmam. Ya Rabbim, çok şükür. Babam deliriyor yani iyice. Bu ne be? Yangın yerinden kaçar gibi. Her vakit böyle evi terk edecek bu adam oğlu geldi değil. Hanife, çok üzülüyorum ben bunların haline çok. Baba. Baba, nereye gidiyorsun baba? O yeni giden küçük oğlan kızdı demek. İsmini onların önünde. İstemiyormuş onları. Ayıp çocuğum, denir mi hiç öyle? Bana bak, otur bakayım. Vallahi gelirse bana kim giyeceğim ha? Allah. Ha? Oldu mu şimdi? Hadi bakayım, ittireceğiniz yine. Bu niye durdu yine be? Neden de kızdı. Arabanın yanından geçerken istop etmedi motoru. O zaman ittireceğiz gari. Hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi. Denemeyeceğim. Bana ne? Siz ittirin. Hadi bakayım. Hadi hepiniz itin. Salih, hepiniz itin. Bıktım galiba ben bu arabadan. Ha, canıma yetti. Ne yapayım gari? Dereye kurtulalım sen de ben de. Dereye kadar gidersin Halife tabii. Oğlum ittiri be. Bak Salih. Hadi kızım itin. Bak hadi nereye oğlum koşuyor. Kendini hadi ittiriyor. Bak itin. 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 Gel lan buraya, kapartın. Ne bakayım buraya? Kokenciye mi bak ben sana? Kızım it. Baba bak, görüyor musun? He, gelemiyor. Kızım, ellemiyor. Elle bile değirmiyor. İtin. Halifeler şimdi geliyorlar. Eli kulaklarında. Bak ne diyeceğim Sadık. Diyorum ki bugün denizde alalım, şöyle bir dolaşalım. Bağları bahçeleri görsün. Sonra sen de çarşıya iner, arkadaşlarını görürsün. Seni sorup durmuşlar hepsi Halime. Olur, gideriz. Sen bana ne diyeceydin dün akşam? Hiç. Bir şey demeyecektim anne. İyi. Aklına gelince dersin. Al bakalım, afiyet olsun torunum. Ah canım bak, iştah açıldı. Şimdi yumurtanı da ye, yoksa kak kak güzel yemezsen. Kak kak kulak, yumurtam sıcak diye verdi sabahını. Ay. Kraliçe tatlıyla geliyor. Biraz teyzem geliyor hadi. Geldin mi teyzem? Ben alıverim seni. Hocaya el geçirdim. Hoş geldin teyze. Hoş geldin teyze. Hadi. Gidelim annem. Hadi bakayım. Horozumu kaçırdılar. Damdan dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Dili 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 dili. Bilicili horozum kayboldu. Ya bilicili 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 horozum kayboldu. Horozumun büyük ara sesi gider Üsküdar'a. Yumurtası 15 para. Ya hoş geldin Hüseyin Ağa. Buyur geç. Bir çay söyleyeyim. Hayırlı işler. İçmeyeyim, sağ ol. De bakayım Hüseyin Ağa, ne diyeceksin? Bir halleye gelmiş sana ya. Ne halleye gelecek be? Pek bir alıcı gözle baktın etrafı. Dedim dükkanı kökünden alacak herhal. Akıllara bak gari. Kötü yapıyorsun. İyi madem, böyle bekleyelim akşama kadar.
Ufak oğlan kitabı alacaktım. Ha ne bunlardan? Çizgili mi bunlar? Cızgılı cızgılı. Hangisinden vereyim? Hı, hepsine ver işte birader. Hayırdır Hüseyin Ağa? Senin torun pek okumaz ya bunlar. Öbürsünü alıyorum. Ayşegül'e, kız ne yapsın bu kitapları be? Öbürsüne be! Öteki öbürsüne! Sana ne? Sen baksan ya işine. Kitap değil mi bu? Ne soruyorsun o kadar? Ne bağırıyorsun be? Hadi al parayı şunu. Alırız, iyi. Paket etsene be. Elimde mi götsen böyle çocuk gibi? Rezil mi edeceksin sen beni? Sararız, iyi. Neyse mi? Oğlum, ben şuna bir tane yedim mi? Kız insene o iskemlenin tepesinden. Nasıl yemek öyle? Üstüm kirleniyor. İyiyim ben, sen bak işine. Kime çekti bu bilmem. Anam rahmetli derdi, bunu ben doğurmadım. Komprador ailesinden evlat edindik neye. Gülbeyaz Dezer evde okullar ne okudu zar? Aman bok içinde badem. Ben bademsem o bokta sen mi oluyorsun Nura? Çocukların yanında beni pis pis konuşturuyorsun. Teyzem bok dedi. Ay, bu senin büyük teyzen acık çatlak çocuğu. Neresi çatlak? Kız Nura çocukları bana karşı kışkırtma. Hadi çocuğum siz acık gidin üzüm toplayın gelin de yiyelim. Tabii babaannenizin yüreği cız etmezse üzümleri koparttınız deyi. Ha? İki salkım izim koptu diye o Hüseyin efendi artık sabaha kadar uyumaz. Dedeme söyleyeceğim. Sana ağır geçiyor diyeceğim. Söyle. Üstüne bir de sütlü kayfe söyle. Dedenden korkan deden gibi olsun. Gülbeyaz teyze. Ya benim canım. Senin adın neden Gülbeyaz? Öyle komşular da onda. Beyaz meyaz deyince şaşırdı çocuk tabii. Anam rahmetli esmer kadınmış. Beyaz kızları olsun istemiş. Biz anamıza çekmişiz. Esaslı o kadar da değiliz. Acık güneşten yanıyoruz ya buralarda onda. Tabii tabii. Bak Nurhan geberteceğim ben bunu ha. Yolacağım saçını gari söylemedi deme. Sus kız sen de. Koca kadın utanmıyor. Anne. Heh? Biz Salim'le çarşıya iniyoruz. Kahveye mahveye gideriz. Arkadaşları görürüz. Hadi doydunuz mu? Deniz sen burada kal olur mu oğlum? Babaannenlerle oynarsınız. Tamam. Akşama görüşürüz tamam mı? Baba kitapla alsana. Olur. Hadi Salim gidelim. Hadi gidelim Sadık. Arkadaşlar çok sevinecek seni görünce. Fena öksürdüm be Sadık. Hasta mı oldun diyeceğim de. Ne bu böyle yaz günü? Yok bir şey. Abi. Abi senin gülü. Şu ağacı hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Bir akşam babama kızdıydın da. Da tepesine kadar tırmandıydın. Sabaha kadar da inmediydin. Ben de tırmanamadım ki seni indirem. Maymun gibi ağaçlara tırmanırdın sen. Abi. Söyle abi senin gülü. Sen bu dünyada tanıdığım en güzel insanlardan birisin. Hep böyle kal olur mu? Seni çok seviyorum. Deme öyle be. Duygulanıyor insan. Allah'a şükür mutluyuz değil mi Sadık? Mutluyuz abi. Allah bozmasın Sadık. Bak baban sen kaderdi. Buralarda koşturup dururdu. Asmaları sulardı. Hortumlu mu? Hortumlu olur mu hiç? Bak sen bunları görüyor musun? Su yolu deriz biz bunlara. Buralardan akıtırsın suyu. Ondan sonra dağıtırsın çapayla. Su bütün öbür taraflara gider hep. Güç çıktı. Buralarda koşup büyüdü hep. Sen kaderdi. Benim kader miydi? Hı. Keşke ben babamı benim kadarken görebilseydim. Olur mu hiç? Eskiden de o. Böyle bir zaman makinesi olsa babaanne, düğmesine bassak, babamın küçüklüğüne dönüp onu görebilsek ne güzel olurdu değil mi? Olurdu tabii, olmama hiç. Biz de gençleşirdik öyle mi? Ay, ufal da cebime gir. Bu yaşta gençliklerim özendin sen Asfam. Ben gencim, sen kendine bak. Koca kadın oldun, hala da 10 yıl evvel senin tarihleri giyiyorsun. Yaşın belli olmasın diye. Ha ha.
Hayt! Gidin gidin kahveye gidin, güzelliğe gidiyoruz. Hadi orada buluşuruz. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Ha şuradan Deniz'in kitaplarını alalım. Dönerken alırız. Gazete filan da alırız. Unutursak şimdi çok kızar bana yoksa. Çocuklar seviliyor değil mi Sadık? Sevilmez mi abi? Ben benimkiler çok seviyorum. Seninkini de seviyorum. Amcasıyım ben onu. Baba yarısı değil mi Sadık? Tabii abi. Babana selam söyle. Kolay gelsin usta. Bak Sadık geldi. Ya gitti ya Sadık. Hoş geldin be. Hangi rüzgar attı? Merhaba Mustafa. Hay be. Demek ondan dedi Hüseyin Ağa öbürüne öbürüne diye. Ulan Sadık görüyor musun sen? Senin oğlana kitap aldı buradan zar. Ne bileyim ben kitap deyince anlamadım önce tabii. Babam kitap mı aldı? He ya Tombikis Texas hem de yığınla. Torunamış dedi. Babam kitap almış senin oğlana duyuyor musun Sadık? İyi. Kaçalım biz madem o zaman. Bak duydun mu bizim gibi konuştu. Dayamam ama ben sana. Aslını inkar etmez Sadık. Hayırlı işler Mustafa. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Afiyet olsun Hüseyin ha. Sağ ol. Sadık gelmiş ha. Gözün aydın. Nerede gördün? Bizim koca Çınar'ın orada. Kahveye geliyoruz dediler. Siz Salim'le gidin dediler bize. Ha, doğru. Acık çıkacaklarmış sizler görsünler diye. Sabah dedik evde. Kaçıyor musun sen Hüseyin ha? Ha. Nereye gidiyorsun Hüseyin Usta? Daha bitmedi nargile. İşim var. Acı olmuş nargile. Ucuzundan mı alıyorsun ne? Saman içiyorum gibi oldu. Ulan görsün orada. Sen de bize bir çay alalım da içelim ya. Ulan. Dur baba. Deniz'e kitap almışsın bugün. Teşekkür ederim. İstedi çocuk aldım. İyi etmişsin. İyi. Çekil yolundan get şimdi. İşim yok baba. İşten ayrıldım ben. Neden buraya geldiğin anlaşıldı o vakit. Hadi gel. Biz kahveye gidelim. Birgül. Bugün dayak yeme günümüz belli. Niye öyle dedin ki sen şimdi? Yok bir şey hadi. Öldük gari hadi gidin öte yanda oynayın. Kafamız şişti. Oldu mu şimdi olanla? Hani bu saatte gelmez Hüseyin efendi? Size uydum da geldim buraya çay içmeye. Allah'ın cezası. Otu geçer gidiyor mu şimdi otu? Erken geleceği tutmuş. Ah Nurhan ah kız. Batı biliyorum beni bu sevimsizler. Ben geldim diye mi kaçıyorsun kız? Otursana. Söyle kocana. Çocuklar geldi diye geldim ben buraya. Yoksa bir takım insanların yüzünü şeytan görsün yani. Hey abla söyleriz ya tamam. Vallahi ya. Demek yeni dedikleri bu olsa gerek. Aman söyleyene de bak. Duzlayan da korkma. Seni gören de yedi düvelle barışık sanacak. Baba çay döker mi? İstemez kızım. Sen de bu sıcakta. Nerede bizim yeni oğlan? Oynuyor la. Arka bahçede. Hüseyin'le pek bir anlaştılar. Ne o? Ne aldın? Bir iki öteberi. Sen be odaya hiç girdin mi Hüseyin? İçeride hazineler var değil mi? Dedem kıza bırak kurcalama. Şşt! Ne oluyor orada? Bir de bu odanın kapısına yanaşırsan gülahları denişir seninle duydun mu? Neyi denişiriz? Ben sana kızarım demek. İçeride ne var? Canavar gibi köpekler var. Yerler seni söyle.
Sana bir hediye aldım. Bak burada. Ama akşama kadar açılmayacak cezalısın. Oldu mu şimdi? Bir daha burayı kurcalamak yok. Tamam. Hadi gel bakayım şimdi. Sıkıntısını işten çıkmış. Ne vakit konuştunuz? Sana mı dedi? Arkadaş arıyorum, arkadaş arıyorum. Evet, çarşıda gördüm. Hanım abla, ön avluda çiçekler solmuş Nurhan'a bak. Neden acaba? Suluyorum ediyorum anne. Ne bileyim ben. Bahçeyi ilaçladık ya rüzgardan, çok da çiçeklere mi geldi ne? Şaşılacak şey. Arkadaş arıyorum, arkadaş arıyorum. Karınım, gel bakayım hadi. Bak bakayım beğeneceğini. Dedem tombik tekse salmış. Hem de hepsinden. Bir kere öpersen veririm. Gel bakalım beraber okuyalım. Şimdi buldun arkadaşını. Boşuna arıyormuşsun oralarda. Ülem bunların yazıları da pek ufakmış be. Ben sana okuyayım mı bağırarak? Hadi oku bakayım. Evet. Kulaka ülkesinin kraliçesi Karala bir süre önce tanıdığı Phantom'u yakalaması için sağlık generali görevlendirir. O arada Moz dedi Didina'ya kraliçe ile ilgili hikayeyi anlatmaktadır. Bana meydan okuyabileceğini mi sandın aptal adam? Ellerine sağlık. Gel Cemal abi otur şöyle. Durgun gördüm seni biraz. Gel buraya gel. Haklısın. Biraz. Öyle şehirden indim köye midir? Yabancılaşma mıdır nedir? Öyle deme inanmam. Buralar senin memleket. Memleket, ev, yurt. Bugünlerde bunların anlamını bir kere daha düşünür oldum Özkan. Ben bu memleket için savaştığımı düşünüyordum hep. Memleketin umurunda bile değildi. Bugünlerde çok insan böyle düşünür oldu galiba. Hatırlıyor musun? Buralardan gitmenin hayalini kuradık seninle. Sen gittin. Ben yapamadım. Sana bir soru soracağım Sadık. Yani sen hiç olmazsa denedin. Denemeye korkmuş biri için çok şey kaybettin diyebilir misin? Gerçekten merak ettiğim bir şey söylüyorum. Herhangi bir mecazi anlam falan yok altında. Yani bütün bu olanlardan sonra sana bir şans daha verilseydi yine gider miydin yoksa kalır mıydın? Bilmem. Şey derdim herhalde. Sahip olduklarımı yanımda götürebilmeyi dilerdim. Ya da oradakileri buraya getirebilmeyi. En kötüsü de ne biliyor musun Özkan? Arada kalmak. Ben ne gidebildim ne de kalabildim. Ne konuşuyor lan bununla böyle bırı bırın? Okumuş adam bunlar. Muhabbetleri bizi açmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Oh be. Lokum. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Of. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Gözünün yaşına bakmadan gider. Geç kaldınız. Hadi hemen git ya. Kahve yapar mı sana? Salim gitti mi eve? Anne. Ne? Deniz Dağlı abim nereye gitti bu gece? Tüh. Keşke göndermeseydim. Sizi götürürdüm. Ne diyorsun sen be? Anne ne olur. Bu gece Deniz'i al. Abimlere gidin. Babamla konuşacağız.
Büyük ihtimalle de kavga edeceğiz. Baba. Konuştuklarımızın hepsini duydum biliyorum. Kalk kuzum gel. Konuşmamız lazım. Buraya senden özür dilemeye gelmedim. Özür dilenecek bir şey yapmadım çünkü. Birbirimizi affedelim zırvalıklarına falan da girmeyeceğim. Büyük avludayım. Giyin gel. Bu çok önemli. Konuşmamız lazım. İbrahim abi. İbrahim abi. Sadık. Kötü bir şey mi var? Yok. Anneme yardım etsene. Traktörün yanında. Sen traktörün oraya git. Sen dur hele. Amcalara Deniz. Bu gece orada kalacaksın sen. Neden? Babam nerede? O da oradaymış. Herkes orada kalacak bu akşam. Oo, yatılı misafirmişsiniz. Korkma Deniz, korkma. Misafirliğe gidiyoruz. Korkma. Çok saçma. İbrahim amca, ben galiba rüya görüyorum. He ya, rüya görüyor. Hiçbir şeyden korkmuyordu. Nene Hatun ve torunu o koşu İbrahim'le birlikte düşman mevzilerinden cesurca geçtiler. Onlar kahramandılar. Kurtuluş Savaşı'nın süper kahramanları. İyi akşamlar baba. Ne akşamı? Senin saatten haberin yok herhalde. Sabah oluyor. Affedersin, ters bir zaman oldum. Sadık, senin her işlerin, her zamanların ters. Baba, ne olur kavga etmeyelim. Bunu çok yaptık zamanında. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor, sen de gördün. Konuşmamız gereken şeyler var. Sigara? İçmem ondan. Öksürüyor deniştirince. Baba, buraya niye geldiğimi bilmiyorsunuz. Aslında bir nedeni de olmamalıydı. Öylesine çıkıp geri vermeliydim ama olmadı. Ben... Adım Sadık. Abiminki Salim. Ne olmuş? Benimki de Hüseyin. Allah Allah. Neden bu isimleri koydun bize baba? Bu kadar mı korktun ta en başından beri bizden? Bu kadar mı yön vermek istedin hayatımıza, bize? Ben kendi yolumu bulmak isteyince de... Senin yol dediğin... Biz seni ziraat okuyasın diye gönderdik İstanbul'a. Anaşık olasın diye değil. Ha, tam da ben bunu diyordum işte baba. Beni okumaya gönderdin değil mi? Ziraat Fakültesi'ne. Başka tercih yok. Okuyup mühendis olacaksın, çiftliğin başına geçeceksin, burada kalıp bir günle evleneceksin. Hayatımı, okulumu, her şeyimi sen seçtin. Ben bundan nefret ettim biliyor musun baba? Bencilsin diyorsun bana öyle mi? Bir gül dedin ya. Sen gittikten sonra o kızın hali nice oldu, bunu hiç düşündün mü? Ha? Kaç yıl durmadı kızın gözyaşı senden ötürü. Bana bencil diyene bak. Git işine. Bana gittin diyorsun ama baba. Ben gitmedim. Gidemedim. Kalamadım da ama. Evim nerede bilemedim. Çünkü aklımın bir tarafında, bir köşesinde hep sen vardın.
Seninle bu olmamışlık, bu küslük. İnsanın dönebileceği bir evinin olmaması ne demek biliyor musun baba? Elimi neye attıysam kurudu. Karım öldü. Bir zamanlar aynı yola baş koyduğum arkadaşlarım reklam şirketlerinde, iktidar brozanı çalan gazetelerde acıyıp bana iş verdiler. Köpeğe kemik atar gibi. Kendilerini temizlemek, ruhlarını temize çıkarmak için. Dur. Konu bu değildi. Ben başka bir şey diyordum. Hah tamam. Ev diyordum. Baba buraya niye geldim biliyor musun? Deniz'e bir oda ver. Onu yanına al. Burada büyüsün. Bir evi olsun. Gidecek başka hiçbir yeri yok. Ya. Gördün mü evlat ne demek? Zor geldi değil mi? Bakamıyorsun değil mi çocuğa? Gördün mü? Evlat ne demek? Gördüm baba. Görmem mi hiç? Peki sen bir çocuğun büyüyeceğini görememek ne demek? Onu bildin mi? Hiç bilir misin bu duyguyu? Hayat devam edecek. Birileri yeni kitaplar yazacak, okuyamayacaksın. Yeni filmler çekilecek, izleyemeyeceksin. Sevdiğin bir şarkıyı bir daha dinlemek isterken dinleyemeyeceksin. Bunlar kolay. Alışır insan. Ama onu büyürken izleyememek, yanında olamamak, ilk kız arkadaşını göremeyecek olmak. Baba, yüreğim yangın yeri gibi biliyor musun? Gözü arkada kalmak böyle bir şey galiba. Kaç gündür onu itmek istiyorum bana sarılınca. Beni sevmesin diye kaç gündür uğraşıyorum ama yapamıyorum. Onun hayatında yutkunamadığı bir yumru olacağım içinde kendimden nefret ediyorum. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Ama zaman zaman da çıkıp gidebileceği bir ev. Ona söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Sen söyle ona. De ki Sadık. Sadık! 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 Ne oldu? Sadık, elinden gel. Sakince! Odaya aldılar. Babam doktordan konuşuyor. Yoğmayın dedi doktor. Acık sonra alacaklarmış bizi yanına. Düpe bağladılar. Oksijen veriyorlarmış. Neymiş peki? Ne dediler? Bilmiyoruz ablacığım. Öğreneceğiz biz de işte. Otur. Aa Salih. Yapma kendi. Kendi. Hemen alalım mı? Yok da kötü bir şey. Koy verme kendini. Koy verme. Yok. Nerede çocuklar? Sakinlerle evde kaldılar. Demedik biz de bir şey. Şehre iniyoruz dedik. Alışveriş edeceğiz dedik. Anladı Zahar kötü bir şey olduğunu ama yine de demedi bir şey. Hüseyin. Hüseyin. Çaycının oraya inelim de orada konuşalım. Burada anlatılacak şey değer. Anlat Hüseyin, bekleyemem oraya kadar. Dur be, kafamı karıştırma benim. Bir dolu şey söyledi adam, kafayı toparlayamayacak. Geçmiş olsun Hüseyin efendi. Sağ ol Gülbeyaz. Sadık buraya gelirken zaten bir dosyayla gelmiş. Doktor raporu gibi. Onu verdi.
cebinden bize. Cebine koymuş. Cebinde duruyormuş. Bunu mapusa atmışlar ya. İhtilalde deniz de o veresi yani. Orada marazlanmış. Doktor işkencede dedi. Mapusluk şartlarından dedi. Ciğerleri su toplamış. İyileşmiş ama bir iki sene evvelsi yeniden yükseltmiş. Ödem yapmış. Ciğerin beri gitmiş zaten. Öbürsüne de zaten orada İstanbul'da tedavi görüyormuş Sadık. İlaç milaç kullanıyormuş. Durum bu. Elimizden geleni yapacağız diyor doktor. Ama durum kötü diyor. Hazırlanın diyor. Salim kendine gel çocuğum. Bak ufacık oğlu var. Onun yanında böyle edersen karışmam ha. Toparla kendini açık. Aa ayıp oğlum. Nasıl toparlayayım baba be? Kardeşim ölüyor burada benim. Sen ne diyorsun bana? Ettin de geldin Fatma Hanım. Çocuk da Sadık da hep seni sorup dururlardı. Daha önce gelecektim de çocukları köye ablamın yanına anca gönderebildik. Aslında büyüdüler. Kurtardılar mazala kendilerini ya. Memleket neresi sizin Fatma Hanım? Kayseri bizim. Bir kısmımızın akraba hala orada. Hep dağıldık sorma. Kimimiz İstanbul'da, kimimiz burada. Hep öyle, hep. Ne yapacaksın? Hadi baba geç onları geç. Dur bir be oğlum. Acele ettirme. Ayağına basıyorum be. Ne vuruyorsun be? Çocuklar babanıza kaza yaptıracaksınız. Ayıta Ali. Bana bak. Durdur arabayı Salim. Bak, indirelim şunları. Atıverelim direği. Kurtulalım. Çocuklar. Kudumayın gari. Ay. Yangın var diye bağıracağım gari. Ay Hüseyin Efendi'nin arabasıyla gitseymişim daha iyiymiş. Ay ter içinde kaldım. Teyze. Sakin Hanım. Sizde de ne mabat varmış ama maşallah. Yayıldıkça yayıldınız. Gitsene azıcık öte. Tepeme çıktın. Çocuklar itiyor. Ne yapayım? Salim, durdur arabayı. Ne oldu, niye durdun gene? Ne duruyorsun ya? Yürüsene oğlum. Niye durdun Salim? Ay ne bileyim ben, herkes birden dur deyince. Ya yürü oğlum, yürü. Yürüsene be. Genelde yürü. Aynen, pek uslular bugün. Ayşegül, Hüseyin'ler ne oldu? Hele bir çıtlar çıksın. Bu da bu kadar doktor var. Yerlere güçlerine iğneyi aldılar şimdi. İğneciyle bul. Neyse biz açık tutalım. Hadi şişt. Sıcak oluyor mu? Yok. İyi. Akşamları iyi oluyor, iyi uyanıyor. Esiyor birazcık bu taraf. Siz de mi burada kalıyorsunuz? Azıcık ben kalıyorum, azıcık anası. İdare ediyoruz işte. Sadık, evden istediklerin. Teşekkür ederim Fatma abla. Şu çekmeceye koyuver. Fatma Hanım bizden kalacak demediniz. Salmayacağız onu İstanbul'a. Çok isterdim de kalamam. Okullar açılacak. İşlerimiz var. Okulların açılmasına daha çok var. Bana da bana kalın. Baba ben burada okula yazılacakmışım öyle mi? Evet Deniz. Bu kötü mü sence oğlum? Yo daha güzel. Hem sen o zamana kadar iyileşirsin de. O okulların açılmasına daha bir ay var değil mi? Evet ama iyileşirsin değil mi? İyileşirim tabii babacığım. Yengem de güzelmiş be Sadık. Allah rahmet eyle. Aa, küçücük Deniz.
Ana, bizi bak. Sen bunu İstanbul'a mı götürdüydün? Ben de nerede bu resimde yok. İlk geldiniz ya siz Ali. Hani Bağget'teydik. Deniz demiş ki, keşkem demiş babam bu bağlarda gezerken görseydim demiş. Bir zaman makinesi olsa demiş, düğmesine basacakmış da. Bak kerefeyle uyduruyor. Baba. Salim geç şu aşağıdan bir su getir bakayım bana. Su var burada, ben sana doldurayım baba. Ben aşağıdan istiyorum. O da su, bu da su değil mi baba? Hepsi aynı bunlar. Salim. Abi, sen suyu aşağıdan al gel, hadi. Sadık, hani bir ara bir şey dedin sen bana, denizden ötürü. Dedin ya, ona söyleyemediğim, değemediğim şeyler var diye. İşte benim de sana değemediğim şeyler var. Ben konuşmayı bilemem. Sen benim oğlumsun. Canımdan öte cansın. Bu kadar diyeceğim, gerisini sen anlayıver gari. Anladım baba. Çok iyi anladım. Bir de bir şey dedin. Hani keşke beni böyle görmeyeydi yatakta. Hep böyle hatırlayacak diye. Korkma. Evlatlar babalarını hep hatırlamak istedikleri gibi hatırlarlar. Öyle değil mi Sadık? Hayırlı sabahlar olsun kızım. Hayırlı sabahlar Hüseyin abi. Kocan evde mi? Yok, İzmir'e gittiler. Bahçe ilaçlanacak ya bizim, ziraate de çıktılar. Akşama kadar dönemezler o zaman değil mi? Anca. Bir maruzatım olacaktı senden ötürü. Abiciğim ben yerim, bıraksana sen. Ne bırakacağım be? Kendin yemiyorsun sonra, aldatıyorsun insanı. O kocaman hemşire var ya, şişman, kızıyor bize sonra. Yemiyor bir yemeğini diyor. Aç bakayım. Sadık, bir misafirim var. Bir gün. Geçmiş olsun Sadık. Hadi azıcık bahçeye çıkın, siz hava alın. Yok baba, önce çorbasını içecek. Hemşire kızıyor bize sonra, şişman. Yemiyor bu yemeğini diyor. Kocaman aç bakayım. He. Hani ben ilkokuldaydım da sen orta sondaydın ya. Ben yerli mal haftası diye üzümlü kurabiye yaptıydım evde. Okula götürüyordum. Sabah yolumu kestin de içinden aldım bir tane. Çok beğendiydin. Anan yapmıştır diye de inanmadın hani. İşte ondan getirdim sana. Bak bakayım hatırlayacağım bir tadını. Hiç unutmadım ki. Unutmadın değil mi? Ben de. Hiç değişmemişsin bir gün. Değiştik be Sadık. İnsan değişmez mi? Mehmet'le evlenmişsin ha? Öyle oldu. Evleneceğiz tabii ya. Evlenmez mi insan? Senin hanımı duyduk, çok üzüldük.
Aferin ama Sadık. Çok takdir ettik biz seni. Bir başına büyüttün ettin çocuğu oralarda. Kimseye müdana etmedin. Seninkiler iki taneymiş ha? Ya. Ellerinden öperler. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Buraya gelirken hemen bunu mu yaptın alacele? Yok, evde vardı. Oğlanlar seviyor benim. Oğlanlardan birinin adını Sadık koyayım dedim. Mehmet anlar da kızar diye korktum. Caner koyduk adını. Ama ben içimden hep Sadık derim ona. Bunu bilesin. Bir gül. Affettin değil mi beni? Affettim tabii ya Sadık. Affetmez mi insan? Kaçım. Ağlayacaklar, bağıracaklar şimdi. Sen çocuğu götürsen mi acaba? Yok, yapmazlar o kadar çocukların yanında. Deniz, arka ayıtlıkta kalkı kesip at yapıverim sana. He? Olur mu? Hadi çocuklar siz de. Hadi bir gün ablası. Burada duraydın böyle. Tam burada. Böyle kollarımı açaydım iki yani. Tutaydım onu. Tutaydım onu ben. Gitme. Değeydim. Gitme Sadık. 15 sene evvelsi. Duraydım öyle Nurhan. Tutaydım saatimi. Hüseyin, indir kollağını. Hüseyin kurban ol. Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deydim. Bak herkes bize bakıyor. Hüseyin. Hüseyin topla kendini. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak el kadar torunumuz var. Yapma Hüseyin. Hüseyin topla kendini. Gitmez idi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim lal olaydı. Git diyen dilim kopaydı. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Hüseyin efendi! Dur kafanı Hüseyin amca! Kalk bakayım ayağa! Kalk! Hüseyin efendi! Aç bakayım kollarını! Aç kollarını! Abla kız delirdin mi? Kaçma sen! Yürü bakayım! Teyze. Yürü! Baba. Boş sahibi. Yık geç babanı. Yıkmazsan kafanı kırarım seni. Teyze. Yık babanı geç.
yoksa babam ömrü billah düzelmez. Hüseyin Efendi! Durdur onu! Baba! Gideceğim diyen adamın önünde daha olsa duramaz. Anam! Salim! Kutlum bitti tamam. Ay! Geri dön lan! Salim! Ana! Abi olacak! Ay nereye gidiyor? Çocukla adı düşün! İşte çocuğuma bak dedesi, yakasını da takalım. Durgut'um kıpırışma. Çok sıkıntı saçım güzel ne olsun. Güzel olacak ya. Maşallah durunlar. Şunların güzelliklerini arıyorum. Ne dedenizi de cebinize koyalım da sürüklü çocuk demesinler size. Aman ben değil mi? Bunlar Gülbeyaz teyzenizin ilkokul günü hediyesi. Sağ ol teyzesi. Okulun ilk günü diyorum yani. İlkokul günü deyiverince ilkokul gibi oldu da. Okulun ilk günü diyorum yani, ama ne diyorum ben be? Üf, şaşırttınız beni de. Gülbeyaz teyze, deden para verdi bize. Sen beni deyiveriyorsun. Biz deden kadar zengin değiliz çocuğum. Tabii benim kadar değil. Karun kadar zenginim de Ece'de denizenize yine şaşırdı herhal. Hüseyin Efendi. Karun kim? Denizenizin cebinde akrep var ya, elini sokar diye korkmuştur. Bak Nurhan sen de gülüyorsun. Karun kim? Çocukların ilkokul günü hatırlığına geldim. Vallahi toptan ayağımı keserim oğlu. Vallahi gülmedim abla. Gözüm seyirtti onunla. Hadi hadi daha resim çekince. Sen de kalk kalk kalk. İbrahim hadi abi bak. Sen çekivereceksin. Nurhan'la gelin bakayım siz benim kucağıma. İki tarak burayı da kafamıza pisliği çıkacağız kız. Onlar da eğsin. Ha dur. Kız abla gelsene buraya. Siz çekinin. Ay çocuk gibi bu da. Gel teyzem gel. Bana be, Karun kim diyor? Ne bileyim, ben kızın padişahlarından biridir herhal. Nasıl doğru? Nasıl olsun abla, alışacağız işte gari. Hüseyin tut kardeşinin elini. Yanında hokkabazlık edip duruyoruz üzülmesin diye. Bir aydır üç kelime beş kelime konuştuğu her gün. Ağlasa bağırsa, zehirini dökse rahatlayacak sanki. Yuvasından düşmüş kuş gibi. Korkuyoruz bir şeyde mi? Psikolojik bir şey dediler. Kapandı güstü içine. Evladıma mı yanem, ona mı yanem bilemedim. Ya bakayım Deniz'ciğim. Bak Deniz, üzülme gari.
Biz varız. Arkadaşlarım var. Hüseyin var, Ayşegül var, Büyük Dezen var, İbrahim amcam var, Sakine var. Ya Hanife yengen, Salim amcan. Ve hepimiz buradayız. Bugün okula gitmeyi ver. İlk gün zaten. Hocalar edep vermez daha. Ya. Bak okulda da yeni arkadaşların olacak. Onlar seni çok sevecek. Daha neler neler. Bak. Buralarda atlağı var. Traktörü de bineriz. Hem sana sürmesini de öğretirim. Deniz. Bak insanlar ölmez. Biliyor musun? Allah baba onu yanına alır. Hani biz öldü deriz ya. Onlar göklerde bizi bekler aslında. Değil mi dedesi? Tabii ya. Sonra bir gün hepimiz oralarda buluşacağız. Baban da olacak. Hepimiz oralarda olacağız. Sonra ta gökyüzünde aşağı bakacağız. Yalan söylüyorsun. Kimse uçmayacak. Canım kanatlı kanatlı uçmayacağız ya. Benim dediğim başka türlüsü. Niye yalan söylüyorum canım? Aa, inanmıyor bize. Hani biz seninle bir kitap okuduk. Çizgili roman değil mi ya sen? Adam uçuyordu hani kuş misali. Ona da mı inanmıyorsun ha? Neydi onun adı? Süpermen mi? He ya. Baban Süpermen oldu bari. Göklerde uçuyor. İyisin yani bana ne uçmasın. Ben onu burada istiyorum. Gel o zaman. Ben sana göstereyim madem baban. Dede. Gizli odaya girdik. E ya dur bakayım şurada. Karanlık. Çarpan bir yerine su ona. Bak şimdi Deniz. Biz çok eskiden buradan bir komşumuz Almanya'ya çalışmaya gitti. Osman dağdı. Bak. Sen gördün mü bunu? Aa film makinesi. E ya. Film var. Şimdi seyredelim de bak. Hah. İşte deden o adama ısmarladı. Bunu getirsin bize diye. Osman amcan da tam tekmil bir yaz günü bütün bunları getirdi. Deden bununla hepimizi çekti vakti zamanında. Bak böyle işte. Ay. Ben eskiden leci söyledim lecisi. Hadi bakayım başlıyor film. Bilet aldınız mı bilet? Var mı paranız? Var. Hem de çok. Sen veriyor biraz evvel. Bize iki kişi. Aa verme. Kandırıyor bizi. Aa lejisör dedesi bizde. Alma gari sen de. İyi bak ya bu seferlik bedava olsun. Bundan para alacağım ama. Hadi be sen de. Aa kız gitmediniz mi siz de? Gitmedik. Bunlara döneceğiz dediler yolda. Aa film makinesi. Geçin hadi geçin. Kapıda durman öyle. E hadi oturun oturun. Otur hadi ayağımın dibine.
film çekersin bundan. Baba? Babacığım? Baba? Babacığım? Bunun içinden mi çıktın? Hı. Okula başladın mı? Evet, sen gördün mü? Babaannem bizi gördüğünü söylüyor. Evet. Önlüğün çok yakışmıştı. Dün yine çok yakışıklıyız. Burada mıydın? Evet. Baba ben yine hayal mi görüyorum? Öyle olsa bile ne fark eder? Böylesi daha güzel değil mi? Peki o zaman neden Süpermen değilsin? Çünkü sen artık büyüyorsun Deniz. İnsan büyüyünce hayalleri küçülür mü? Seni bir daha göremeyeceğim, değil mi? İstersen görmeye devam edebilirsin. Evet, belki hiçbiri şu andaki kadar gerçek olmayabilir. Çünkü sen onları kendi kafanda yarattığını bileceksin. Ama o zaman daha güzel bir şey olabilir belki. Onlara istediğin gibi yön verebilirsin. Gerçek olmasına çalışırsın. Bu büyümek demek, değil mi? Evet, yakışıklı. Bu büyümek demek. Keşke büyümesen. Neden? Çünkü seni bir daha göremem. Büyüyeceksin Deniz. Büyümek zorundasın. Büyüdüğünde beni görmeye ihtiyacın olmayacak. Bana ihtiyacın olmayacak. Yağmur yağacak. Hadi sen eve gir artık. Sen ıslanacak mısın? Hayır, ıslanmayacağım. Ve hep mutlu olacağım. Çünkü artık senin bir evin var yakışıklı. Gidiyor musun? Bak gel seninle bir oyun oynayalım. Daya kamerayı gözüne. Benim yürüyüşümü çek hadi. İşim doğmak arasından yok ki. Var. Sen bilmiyorsun. Ben koydum. Hadi çek bakalım. Baba. Deniz babasıyla vedalaşırken ona bir söz verdi. Artık büyüyecek ve hiç ağlamayacaktı. Çünkü onun göklerde uçmasa da süper kahraman bir babası vardı. Deniz süper kahramanın gitmesine izin verdi. Çünkü yeni maceralar onu bekliyordu. Bu mutlu sonla biten hikayeler de
hep başkalarına anlatılmalıydı. Bir şans daha, bir şans daha verselerdi sana. Her şey başka, her şey başka olur muydu baba? Bir şans daha, bir gün daha verselerdi. Korkmazdım, anlatırdım sevgimi ben sana. Satırlarda hiç üzülme.